Sayın başkanlar, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Masis Başkan beni aradı. Dedi ki akşam geleceğim ben dedi. Seni dinlemeye geleceğim dedi. Ondan sonra ben oraya oturdum. Bir baktım ki benden en uzağa oturmuş. Herhalde beni dinlememek için geldi diye düşündüm. Ama benden kaçış yok. Benden kaçış yok. Mikrofonu alıp gelip karşına zorla beni 10 saat dinlemeye mahkum ediyorum. Vergi Konseyi Sekreterimiz burada. Hoş geldin diyorum. Evet, değerli arkadaşlar. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği 1942'de kurulmuş. Gerçekten de çok köklü ve çok eski, en azından mesleğimiz açısından Sayın Bakanım burada herhalde en eski derneklerden birisi diye düşünüyorum. Kurulduğundan bugüne mesleğimize, iş çevresine çok önemli katkılar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Tabii son dönemde ülkemizdeki meslek örgütlerinin, gönüllü kuruluşlarının, kitle örgütlerinin, sendikalarının güçleri azalınca dolayısıyla bizim Muhasebe Uzmanları Derneği de bir takım güçlüklerle devam etmeye çalışıyor. Ondan dolayı pandemiyle birlikte Elit World Otel'de yapmış olduğumuz toplantıları pandemiden sonra ekonomiyi de iyi hesap ederek yeminli mali müşavirler de az kazanmaya başladı. Burada yapmaya karar verdiler. Bana kalırsa çok da iyi oldu. Hem yüksek ticaret açısından iyi oldu. Süleyman Başkan hemen kafayı sallıyor tabii. Ama Mustafa Başkan hiç oralı değil. Başımızın üstünde yeriniz var başkanım. Evet, bu pandemiden sonra aslında sürekli yaptığımız ve bütün meslek mensuplarımızın çok yararlandığı yüz yüze yemekli, aylık yemekli toplantılara bir süre ara vermek durumunda kalındı. Ve ondan sonraki süreçte de zaten Ahmet Başkan da anlattı, Bülent de anlattı. Zoom üzerinden, Yeminli Mali Müşavir Odası'ndan bildiğim kadarıyla bir süre daha yapıldı. Ve ilk yeniden yüz yüze toplantıyı bugün burada yapıyoruz. Beni davet ettikleri için öncelikle Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Organizasyonla ilgili emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bu mikrofonda ben en son konuştuğumda Sabri Tümer'i anmaya gelmiştik. Bugün yine Sabri Tümer'i anmadan, Sabri Tümer'i konuşmadan hem Yüksek Ticaret için hem Muhasebe Uzmanları Derneği için geçmek mümkün değil. Ben Sabri Tümer'i konuşmaya başladığım zaman duygulanıyorum. Sabri Tümer'le belki aramızda en çok kavga eden benimdir. Çok kavga ettik, çok uğraştık birbirimizle. Çok bir araya geldik, çok ayrı düştük. Ama kaybetmek bana çok ağır geldi. Sebebi şu, uzun süre Yeminli Mali Müşavirler Odası'nda kongrelerle ilgili çalışmalar yapılmıştı. Son dönemi birlikte yaptık. Sayın Bakanımla, Sabri Tümer'le ve biz kol kola girdik, el ele verdik, omuz omuza bu çalışmaları yaptık. Ve nihayetinde Mozaik grubu da kendi aralarında anlaşarak şöyle bir karar almışlardı. Bu yıl 3 dönerli başkanlık olacaktı. Birinci başkan Sabri Tümer olacaktı. Ondan sonra İbrahim Aktan olacaktı. Sonra da Müfit Erkarakaş olacaktı. Fakat 5 Haziran'da yapmış olduğumuz genel kurul neticelendi pazar günü. Tabii o gün biraz halsizdi. Hepimiz onu yaşayarak biliyoruz. Hasta olduğunu da biliyoruz. Akşam yemek yer miyiz diye konuşurken onun çok isteksiz olduğunu da gördük. Ve bir başkan da çok ısrar etmedi. Zaten bir iki yere baktıktan sonra yaparız yemeği diye dağıldık.
10.30 filan gibiydi akşam gece. Biz onunla aradı beni. Telefonla konuştuk. Sesi çok iyi geliyordu. Dedi ki, ya dinlendim şimdi, çok iyiyim dedi. Uzun uzun da konuştuk işte, şöyle yaptık, böyle yaptık. Kamberin ayağını nasıl kaydırdık filan diye de konuştuk. Ama ben dedim ki, biz kaydırmadık ki, Hasan kaydırdı dedim. Faturayı Hasan'a yüklemiş olduk böylelikle. Ondan sonra tabii çok güzel konuştuktan sonra kapattık ve sabah tahmin ediyorum ki 9 sıraları Vehbi Başkan aradı beni. Dedi ki, çok kötü bir haber, kötü bir haber dedi Sabri Bey ile ilgili. Hastaneye mi gitti dedim, yok dedi. Daha kötü deyince ben telefonu kapattım ve hemen eve aradık. Nazım, Necati, ben ve eve gittiğimizde Sabri Başkan öyle yatağında yatıyordu. Yani duygulanmamdaki şey şu, Sabri Tümer aslında Vehbi Başkan şunu şöyle tanımlamıştı. Yemin Odası'nın önünde uğurlarken meslek şehidi demişti. Hakikaten meslek şehidi Sabri Tümer. Ömrünü mesleğe verdi ve çok istiyordu başkan olmayı da. Yemin Odası'nda başkan olmayı çok istiyordu. Başkanlığı kazandı ama o koltuğa bir saat bile oturmadan yaşamını yitirdiği için bana çok koydu doğrusu isterseniz. Hiç olmazsa bir süre, bir hafta, bir ay her neyse otursaydı belki bu kadar üzülmezdi. Samimiyetle söylüyorum. Biz de yönetim olarak şunu yaptık. Önce ilk toplantımızda Sabri Tümer'i başkan seçtik. İstanbul Emin Mali Müşavirler Odası başkanı seçtik. Daha sonra kaybettik bilgisini aldık diye yeni bir karar aldık ve yedek Namık Kemal'i davet ettik ve o süreç devam etti. Yapılan görüşmeler neticesinde de ilk dönem İbrahim Aktan başkan oldu. İkinci dönemde beni başkan yaptı arkadaşlarım. Tabii uzun bir mücadelenin, uzun bir çalışmanın sonucu buraya, bu göreve gelmemiz bizlerin, benim ya da yakın arkadaşlarımın çalışmaları değil, bütün hepimizin çalışmaları neticesinde oldu. Ve bunu her zaman, her yerde söyleyeceğiz, söylemeye de devam edeceğiz. Bu başkanlık hepimizin başkanlığı. Ben sadece sizleri temsilen oradayım. Muhasebe Uzmanları Derneği'nin üyesi olarak da orada bulunmak ayrıca bana bir keyif veriyor. Yani bu dernekten çıkıp İstanbul Yeminli Mali Müşavir Odası Başkanlığı görevine gelmek gerçekten de önemli bir iş. Şimdi göreve geldik. Göreve gelince zaten daha önceki dönemden devam eden çok önemli bir sıkıntıyla başladık. Odamızı birçok arkadaşımın bildiği gibi, arkadaşımızın bildiği gibi vakıflar tahliye davası açmıştı. Tahliye davası neticelenmişti, itirazımız reddedilmişti, yürütmeyi durdurma kararı bitmişti vesaire. Biz işte uzatmaya çalışıyorduk, ne kadar daha uzatırsak, çeşitli görüşmeler yapıyorduk ve bir türlü sonuç alamıyorduk. Kültür ve Turizm Bakanlığı bizzat kendisiyle görüştük. O da bize şunu söylemişti. Ya ben işte yeminli müşavirliği biliyorum, benim de yeminli müşavirlerim var. Ama emir yukarıdan, ondan dolayı orayı tahliye edeceksiniz. Ancak aynı lokasyonda prestijinize uygun, yeminli mali müşavirliğin prestijine uygun bir yer bulacağız. Ve sizi oraya taşıyacağız, orayı da tahliye edeceksiniz demişti. En azından en kötünün iyisi olarak bir miktar sevinmiştik. Ama bir gün, bir cuma günü bir yazı bıraktılar. Pazartesi günü tahliyeye geldiler ve yedemine gitti. 52 mi 54 mi koli eşyalarımız. Çok acı bir dönemdi ama hepimiz ülkede hukuk bitti, adalet yok filan derken genç bir hakime hanım harika bir karar verdi. Bir yazı yazmış Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne. Burayı ihaleye verdiniz mi diye. Onlar da vermedik diye cevap vermişler. Çünkü bizim yerimiz hazineden vakıflara geçti.
hazineden uzun dönemli kiralama dolayısıyla vakıflarda da otomatik olarak devam etti. Ve onun üzerine siz ihale kanununa göre tahliye ediyorsunuz. İhale kanununa göre tahliye edemezsiniz. İhale usulüne göre vermediğiniz için borçlar kanununa göre tahliye etmeniz gerekir diye tahliyenin durdurulmasına karar verdi. Ve ondan sonra aşağı yukarı o karardan sonra da burada oturmaya devam ediyoruz. Umarım bundan sonraki süreç lehimize ikinci bir karar daha geldi, devam eder ve burayı terk etmeyiz diye düşünüyorum. Hazır yerden bahsetmişken bir de bizim bildiğiniz gibi Maslak'ta mülkiyeti bize ait olan 1600 metrekare civarında bir yerimiz var, Yeminli Odası'nın mülkü. İki tane kiracımız var, bir kiracı düzgün kirasını ödüyor. Bir kiracı da Dünya Gazetesi. Dünya Gazetesi maalesef bir yıldan fazladır kiramızı ve aidatı ödemiyor. Tahliyesi söz konusu oldu. Herhalde onu da sonuçlandırmak üzereyiz. Bu bilgiyi de aktarmış olmak isterim. Şimdi değerli arkadaşlarım, bir miktar tabii başlarken, oda yönetimi başlarken bilgiler verdim ama ülkemiz öyle enteresan da demek doğru değil, bölgemiz öyle. O kadar yoğun gündemimiz var ki her gün çok ya da her ay çok farklı gündemlere uyanıyoruz. Bu kısa zamanda da birçok gündem yaşadık yine. Pandemiyle başlayan ekonomik kriz, müthiş, faiz, enflasyon, kur, bir sürü tartışma. Tam böyle bunları işte tartışırken yoğun bir siyaset girdi, seçimler. Bu seçimler öyle oldu, böyle oldu. Daha doğrusu seçimden önce müthiş bir felaket yaşadık, büyük bir deprem yaşadık. Ondan sonra seçimden sonraki süreci değerlendirdiğimizde tabii dış politikada müthiş değişiklikler. Birden Suriye ile çok iyi olduk, Arabistan'la iyi olduk, katil devlet diyorduk, birden çok iyi olduk. Mısır'la müthiş ilişkiler. Devam ede duruyor. Tabii bütün bunlar devam ederken mesleğimizin de gündemi sürekli değişiyor. Bir yandan mevzuatımız o kadar hızlı değişiyor ki çok gerisinde kalıyoruz. Her gün belki bir saat mevzuat okusak, mevzuat takip etsek zaman zaman atladığımız şeyler oluyor. İşimizi de yapmakta zorlanıyoruz. Maalesef bakanlık ya da başka bakanlıklar o kadar çok değişiklikler yapıyorlar ki daha bir değişikliği uygulamadan bir başka değişiklikle karşı karşıya kalıyoruz. Bununla ilgili de sürekli ilgili kurumlarla, başta Gelir Dairesi Başkanlığı olmak üzere görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeleri bir miktar aktaracağım ama şöyle bir bilgiyi de aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bizim çatı örgütümüz TÜRMOB. TÜRMOB'umuzun iki genel başkanı, eski genel başkanı aramızda Masis Yontan, Masum Türker. TÜRMOB 81 oda zannedersem, bunun 8'i Yeminli Mali Müşavirler Odası, diğeri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası. Yoğunluk Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda olduğu için dolayısıyla TÜRMOB daha fazla SMM'lerin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin sorunlarıyla ilgileniyor. Bizim sorunumuzda maalesef biraz daha az ilgileniyorlar. Biz de Yeminli Mali Müşavirler Odaları olarak, yasal olmayan ya da gayri resmi diyelim, 8 Yeminli Mali Müşavirler Odaları zaman zaman bir araya gelip sorunlarımızı ve konularımızı konuşup gelir dairesine aktarıyoruz. Bu çerçevede göreve geldiğimizden sonra genel bir çok böyle tartışıp da karara varmadığımız ama bütün yönetimdeki bütün arkadaşlarım da gözlemlediğim ve çalışmalarımızı o doğrultuda
yönlendirdiğimiz, her ne kadar patronumuz, ilişkilerimiz Maliye Bakanlığı olsa da bazı kurum ve kuruluşlarla da ilişkileri geliştirme yönünde adımlar attık. Tabii ki bizim önemli para kaynağımız, işimiz, mesleğimize katkı Maliye Bakanlığı'ndan geliyor. Başka kurum ve kuruluşlardan da geliyor. Ancak esas patronumuz işverenler, iş sahipleri. İstanbul Ticaret Odası'yla ilişkilerimizin iyi gitmesi gerekiyor. Daha önceki dönemde de tabii ki yönetimler karşılıklı ziyaretler ettiler. Biz de gelir gelmez ilk işimiz İTO'yu ziyaret etmek oldu. İstanbul Ticaret Odası'yla çok güzel bir görüşme oldu. Bir işbirliği teklifimiz oldu. Bu işbirliği teklifimizin belki de neticesi diyelim, meslek komitemiz bildiğiniz gibi ilan ettik. Ayın ikisinde İstanbul Ticaret Odası'nda katma değer vergisi iadesindeki sorunlar ve çözüm önerileri başlığında bir toplantı düzenlendi. Meslek komitemiz bizi ziyaret ettiğinde iki tane çalıştay hakkımız var dediler bize. Biri sosyal güvenlik, biri vergi. Ben de vergiyi biz yapalım dedim. Kabul ettiler ve o doğrultuda çalışma yapıldı. Bizden bir konuşmacı istediler. Oturumu Yemin Odası Başkanı yönetsin dediler. Biz katma değer vergisi komisyonumuzun üyesi, komisyonumuz Hüseyin Fevzi Saltı önerdi. Bizzat hem uygulamanın hem teorinin içinde konuya çok hakim bir arkadaşımız. Onu önerdik. Biz onlara idareden de katma değer vergisi müdürünü, sorumlu müdürü davet ederseniz daha iyi olur demiştik. Onlar da talebimizi yerine getirmişler. KDV grup müdürü konuşmacı olarak katılacak. Bir de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası'ndan Tesmer eğitmeni bir hanım arkadaşımız katılacak. Güzel bir işbirliği ve toplantı olur diye düşünüyorum. Hem işverenin hem de meslek mensuplarımızın en büyük sıkıntısı olan katma değer vergisi iadesiyle ilgili herhalde önemli görüşmeler, önemli değerlendirmeler ve önemli öneriler olacaktır diye düşünüyorum. Yine bu çerçevede ilişkilerimizi devam ettirerek TÜSİAD Başkanı'yla bir randevu aldık. Müfit kardeşimizin, Müfit arkadaşımızın da katkılarıyla Orhan Bey'le bir görüşme yaptık. Gayet güzel bir görüşmenin sonucunda Orhan Bey'i odaya davet ettik. Bizim bildiğiniz gibi aylık toplantılarımız var. Orhan Bey de katılabileceğini, gelebileceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde bir aylık toplantıda TÜSİAD Başkanımızı odaya çağırıp bizim 3 aylık dönemler içinde beklenti endeksimiz var. O beklenti endeksinin sonuçlarıyla birlikte olabilirse eğer Mafya Eğilmez, Asaf Savaş Akat, Nazım Ekren'in katılacağı ve TÜSİAD Başkanı'nın katılacağı bir toplantı planlıyoruz. Nazım Anıl da her toplantıya geç gelir. Yine bu toplantıya da geç gerek geldi. Biraz önce şirketin reklamını yaptı burada Bülent ama sen yoktun. Evet, iş için toplantıdaydım biliyorum. Ya orada bir sözleşme çıktı herhalde. Evet. Yok gerçekten meslek için toplantıdaydı. Her tarafa yetişiyor işte. Biz böyle buralara koşturmaktan sürekli bizim şirkette sözleşmelerimiz feshediliyor. İyice azaldı. Bu gidişle maaşımızı yüksek ticaret mi verir, muhasebe uzmanları mı verir bilemiyorum. Durum kötü. Ahmet Başkan. Evet. Müsiyat'la görüşmemiz oldu. Ziyaret ettik. Onlar da bizi ziyaret etti. Yani iyi ilişkileri götürmeye çalışıyoruz. İstanbul Sanayi Odası'yla görüşme yaptık, ziyaret ettik. İTKİP'le görüşme yaptık. Olcay'ın da içinde olduğu bizim odayı temsilen bir komisyon oluşturulup
Tabii en fazla katma değer vergisiyle ilgili sorun yaşayan iş çevresi ihracatçılar. Ondan dolayı bu konu başlığı önde olmak üzere İTKİB'inde görevlendireceği arkadaşla herhalde oradaki yeminli arkadaşımız orayı temsilen olacak değil mi? Birol Sezer katılacak, Olcay katılacak ve bir komisyon kurarak bu çalışmaları yürütmeye çalışacağız. Şimdi tabii